Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Piyasa sohbetlerinde bugün bana yurt içi piyasalardan sayın direktörümüz Cengiz abi eşlik edecek. Cengiz abi hoş geldin. Hoş bulduk Tuğberk. Piyasa oldukça hararetli. Oynaklık çok çılgın boyutlara gidiyor seans içinde. Özellikle gün içi trade edenler için oldukça zor bir piyasa. Tam bir testere ağzı piyasa devam ediyor. Seçime de çok az bir süre kaldı. Geride bıraktığımız hafta yaptığımız yayında o 4300'de dip oluşumunun başarılı olabileceğine ilişkin biraz fikir tartışmaları yapmıştık. Şu anki duruma da bakınca evet çok fazla oynaklık var ama 4300'e değmedik. 4300'ün altında kapanış da olmadı. Herkes karamsar. Abi acaba bu herkesin karamsar olduğu dönemde iyimserlik için bir fırsat penceresi açıyor mu? Seçim sonrası için dip gördük mü? Ben sanki dibi gördük ilk etapta diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ben de şöyle giriş yapayım. Tünelin sonu aydınlığın başladığı yerdir diyeyim. Hani senin ifadelerine istinaden. Yani hakikaten yani kimle konuşsak bir negatif hava var. Müşterilerde olsun, yatırımcılarımızda olsun, piyasadan dostlarımızda olsun. O nedenle yani negatif hava ne zaman ki herkes karamsarlığa kapılır, o zaman piyasanın döndüğü noktalar diyebiliriz. Şimdi geçen hafta da bir konuşurken seninle 200 günlük ortalamadan evet. Bahsetmiştik. Grafiği koyarsak eğer 200 günlük ortalamanın öneminin ne kadar önemli olduğunu, 200 günlük ortalamaya değiyoruz. Oradan yukarıya bir tepki hareketi geliyor. Zaten artık seçime için son düzlükteyiz. Bugün de saymayalım artık. Bundan sonra 3-3 günümüz kaldı. 3-3 gününde işte 4400-4300 senin belirtmiş olduğun noktalarda 4300 seviyeleri artık dip olur diye düşünüyorum. Ama yukarıda da hani çok fazla yukarıya gitmemizi sebep olacak bir durumda yok. 4700-5000 aralığı biz oralar arasında bir yatay bantta ama volatilitenin yüksek olduğu, ifaden çok doğru testere olduğu, yani pozisyon açanları pişman eden bir piyasayla karşılaşacağımızı zaten ifade etmiştik. Aynen. Ki hakikaten de öyle oluyor. İşte bir gün geliyorsunuz, işte bir açıklama oluyor. Bir de orada hatırlarsan A ve B senaryolarını konuşmuştuk. Seçimde mevcut iktidarın devam etmesi veya değişiklik isteyenler hangi kağıtlara ilişkin pozisyonlanır diye. Dün bunu da çok net yaşadık aslında bakarsanız. Hani Sinan Ogan'ın Cumhur İttifakı'na yönelmesi işte hangi kağıtların hareketli olduğunu gösterdi bize. Onun istinaden gelen satış gelen kağıtlar işte bankacılık sektörüne satış gelmesi, holding kağıtlarına satış gelmesi de aslında mevcut iktidarda hangi kağıtları tercih etmemiz konusunda bize senaryo vermiş oldu. Tabii iktidarda bir değişiklik olursa hani seçim bu sonuç itibariyle belirsiz bir ortam. O zaman da yönelmemiz gereken yabancıların ilk önce hangi tahtalara yöneleceğini de aslında hep bize ipucu vermiş oldu Tuğberk. Aslında abi senin söylediğin gibi bir dip oluşumu devreye giriyor ama tabii ki de fiyatlama bu. Fiyat her zaman her seviyeyi test edebilir. Olduğu hani seçim sonrasında biraz bir finansal piyasalarda türbülans oldu yurt içi kaynaklı veyahut da yurt dışından bilmediğimiz bir faktör geldi. Sanki o 4300'ün aşağısında yani insanların biraz daha rahat, uzun dönemli yatırım yapıp değer avcılığı noktasında 3800-4300 bölgesinde hani sanki böyle bir ilginin daha artabileceği bir borsa fiyatlaması olabilir gibi düşünüyorum. Yani 3800-4300'e gelse yatırım tercihi nasıl olurdu? Alma yönünde mi yoksa ya bir daha da dip olur, daha da dipi bekleyeyim şeklinde mi olurdu? Ya şimdi mevcut tüm senaryoları koysak ben geçen konuşmamızda da belirtmiştim. Benim için 4300 senenin dibi gibi gözüküyor. Ancak dediğin gibi çok olumsuz senaryolarla 3800'lere doğru gevşeyebilir miyiz? Gevşeyebiliriz. Bence oraları alım noktası. Ama piyasalar bize şunu da öğretti. Hiçbir zaman için dibin dibi olmadığını da gösterdi. Her ne kadar 3800 seviyeleri dip diye konuşsak da 4300 2023'ün dibi diye konuşsak da yani piyasalar bize her zaman sürprizlere açık, siyah kuğunun çalıştığını göstermiş oldu. Yani biz elimizdeki mevcut senaryolara göre konuşuyoruz. Bu senaryo ne? 4300-4400 arası dibimiz olur. Ekstra bir haber akışıyla beraber 3800-3700 seviyeleri görülmesi durumunda da buralar artık uzun vadeli değer avcılığı konusunda
bize alım için çok önemli fırsatlar sunar diye ben düşünüyorum Tuğberk. Ya tabii aslında bu noktada borsaya getiri alternatifi de çok artmaya başladı. Özellikle mevduatta minimum %40'da bağlama oranları devreye giriyor. Ve bu pazarlıkla 1-2 puan da yukarıya çıkıyor. Bu aslında Borsa İstanbul'un evet dip oluşumunu bahsediyoruz ama dipten sonra bir yukarı hareketli olması gerekir. Ama bu yukarı yönlü hareketin de iştahlı bir momentumla olmayacağını da karşılığı mevduat faizinin çok yüksek olması. Doğru diyorsun. Bu mevduat faizi işte belli bir noktada dengelenmesi gerekiyor veyahut da yeni gelecek daha kaliteli güçlü halka arzlarla beraber yeni yatırımcıların sistem içinde yani borsadaki fiyatlamayı yukarı yönlü götürebilecek şekilde sistem içinde kalması gerekiyor. Ama mevduat faizi bu kadar yüksek olduğu zaman da işte orası da biraz böyle bir soru işaretleri barındırıyor. Mevduata artı olarak fiziki mal tarafında özellikle otomobil tarafındaki arz yönlü sıkıntılar ve enflasyona karşı korunma anlamında artık otomobilin bir değer unsurundan çıkıp yatırım aracı olduğundan dolayı fiziki araç alım satımı da aslında borsa için bir engel teşkil ediyor. Peki şöyle bir senaryo olsa seçim sonrasında şu ana kadar yönetilebilir, yönlendirilebilir şekilde bir dolar Türk lirası görüyoruz. Çünkü biz geçmiş dönemlerde Türk lirası değer kaybettiği zaman da ihracatçı şirketlerin önderliğinde yukarı yönlü bir hareket. Buna enflasyon dinamiğini ekleyerek enflasyona karşı korunmada Borsa İstanbul çok net, güzel getiri anlamında bir potansiyel vaat ediyordu. Şimdi seçim sonrasında yeni ekonomi modelinin temelini oluşturan değersiz Türk lirasının devam etmesi ve kurun belli bir patikada hızlı bir şekilde değer kaybetmesinde acaba yeni bir boğa piyasasına başlatabilir miyiz, girilebilir mi? Çünkü şu anda herkes bir dip arayışında, herkes kötümser, yukarıyı konuşamıyoruz, yukarı için bir neden olmuyor. Ama seçim sonrasında kurda olduğu hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket olduğu zaman da böyle bir boğa piyasası için ne dersin? Ben bunun zaten olabilecek en makul senaryo olduğunu düşünüyorum Tuğberk. Yani kurdaki makul adımlar atılaraktan yavaş yavaş da olsa hükümetin izlediği politika çerçevesinde orada kurun yukarıya gitmesi, endeksin de yukarıya gitmesini sağlayacaktır. Şimdi tam bunu söylemişken şu grafikte bir değişiklik yapmak istiyorum. Bir bankacılık endeksi grafiği koymak istiyorum buraya. X-Bank grafiğini koyalım. Bir de bunu dolar bazlı bakalım. Çünkü bu bize yani çok şey söyleyecek aslında bakarsan. Böyle aylık da yaptığımız zaman yani şöyle grafiği küçültelim. Şimdi biz yaklaşık olarak 200 dolarlar seviyesindeyiz. 2 diyelim biz buna rakam olaraktan. 2 dolar seviyesindeyiz. Yani biz buraları yani şöyle bakın çizelim şuradan da. Biraz böyle hani tekniğe daldık ama bu senaryolarımız açısından çok şey olan noktalar. Yani şöyle bir çok da şey çizmeyeyim. Hani çok basit bir çiziş, trend çizdiğimiz zaman 1,5 sentler civarı burası gördüğünüz gibi şu noktalar. Yani dibimiz 1,5 sentler, şu anda 2 sent civarındayız. 1,5 sentleri de yaklaşık 2002'lerden sonra bir 2002 seçiminden sonra görmüşüz. O evet. Arada 2 sene yaklaşık yatay gitmişiz. 2002'den sonra 2004 senesinden sonra da bankacılık endeksi kopmuş ve 10 sentlere kadar gittiğini, 10 dolarlara kadar gittiğini görmüşüz. Şu anda 2 dolar seviyesindeyiz. Bankacılık ucuz mu? İşte fiyat kazanç oranlarına bakıyoruz. Onlara bakıyoruz. Piyasa değerleri, defter değerleri. Tabii ki yeni gelecek olan karlarla bu fiyat kazanç oranları değişebilir, değişebilir. Ama şu anki görüntü eğer mevcut politikalar devam edecekse, faizde çok fazla değişikliğe gidilmeyecekse sanki bir bankacılık önderliğinde ben hani dolar bazında bir hareketliliğin olabileceğini de düşünüyorum Tuğberk. Yani grafikte bana çok şey söylüyor. Eğer buralardan 2 sentlerin üstüne, 2 dolarların üstüne atarsak bir 5 dolarlara kadar gider miyiz diye de böyle bir şimdiden kulaklarını çınlatmış olalım o zaman bankacılığın. Diyorum. Ha tabii bu tamamen böyle hani dediğim gibi grafiğe baktığım zaman, şuna baktığım zaman hani görünenler bunlar. Çünkü denedik bunu. 3 dolara kadar gittik. 3 dolardan evet. Geriye geldik. Şimdi de 2 dolar seviyesindeyiz. Ha bu bir hareket olacaksa bence bankacılık olmadan piyasa yukarıya gitmiyor Tuğberk. Aslında yani bu çizginin aşağısını da aslında o zaman hani biraz tehlike çanları çalacak makro dinamiklerde çok farklı negatif senaryoların konuştuğu bir fiyatlama reaksiyonlarının da
devreye alacak. Yani aslında biraz daha bu çizginin aşağısı, yani 2002'deki gördüğümüz dibin sonrası için hani biraz tehlike çanları, çok katastrof bir senaryo olur. Hani öyle bir senaryoda olmasını arzu ettiğim zaman şu anki grafikte bize bir dip oluşumunun sinyalini veriyor. Belki ben de buna şöyle bir katkı yapabilirim. Banka bölü sanayi rasyosunda özellikle seçim sonuçları sonrasında bankacılık sektöründeki hisse tarafındaki ve endeks tarafındaki negatif performanslara bağlı olarak X-Bank bölü sanayi, yani banka bölü sanayi rasyosunda da o 0.50'lerde bir dengelenme var. Hani orada da 0.35-0.40'lara dip gibi düşündüğümüz zaman da bu rasyoya göre de trade edenler tarafında hani sanki sanayiden bir miktar bankacılık tarafına, ki bankalar tarafında da ayrışma belki eğer mevcut statikonun değişmemesi durumunda Halkbank önderliğinde de bir hareket belki bankacılık tarafında tetiklenebilir. Abi senin de söylediğin gibi evet ucuzluk var ama işte o ucuzluğun biraz da bir timing, zamanlamasını da bir ayarlamak gerekiyor. İşte o zamanlamayı tetikleyici acaba ne olacak? Yani yatırımcı bakacak sanayi tarafında evet bir noktaya geldik ama sonra ya bankalarda piyasa değeri bölü defter değeri çarpanında bu fiyatta olmaz diye bir trade yapacak. Ama bu tabii ki de makro verilerin veyahut da Merkez Bankası'nın lider açma stratejisinden vazgeçmesi değil. Hani teknik anlamda traderların seveceği şekilde bir fikir yaratıp bu fikir üzerinden bir momentum trade başlatma. Doğru. Ama her zaman da hani piyasalarda ayrış görüş vardır ya, teknikçilerle temelciler arasında. Hani teknikçiler önce momentum trade'i başlatırlar, akabinde temelcilerin gelmesini beklerler. Ama temelciler de hep şunu söyler, teknik her zaman temele doğru evrilir. Doğru. Temel olarak bir şey desteklenmiyorsa o teknikteki momentum sınırlı kalır gibi gözüküyor. Ama ben de hani belli bir noktada bu değer anlamında bu aşırı iskontonun bir caziplik oluşturabileceğini, ama tabii bunun süresi ne kadar olur vesaire falan, ülke gündemi siyaset anlamında çok hararetli ve oynaklığa müsait olduğundan dolayı yani şimdiden bir ay sonrası, iki ay sonrası konuşmak değil de artık bazen herhalde gün bazında bile trade'leri konuşmak gerekiyor. Aslında dün yaşadığımız hareket de seans içinde daha piyasa tabiriyle söylemem gerekirse çarpılmanın ne kadar fazla olabileceğini çok net olarak gösterdi. Biz de bugün araştırma departmanı olarak Travi aplikasyonunda Turkcell ve Tüpraş ile ilgili teknik önerilerimizi verdik. Bunu merak eden yatırımcılarımız varsa detaylara, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri, uygulama tarafından Turkcell ve Tüpraş seviyelerimizi, önerilerimizi takip edebilirler. Ben de bunu eklemiş olayım. Ben de bir ekleme yapayım. Dün vermiş olduğunuz Halkbank aplikasyondan Halkbank önerisi de çok iyiydi. %5'te kapadık. Yani bunu da unutmasın yatırımcılarımız. Trive uygulamamızı indirsinler. Push'larımızı takip etsinler. Söyleyeceklerim bu kadar Tuğberk. İnşallah dibi buluyoruz diye söyleyelim. Seçim sonrasında tabii bu görüşlerimiz çok keskin bir şekilde değişebilir de bizim de kulakları çok çınlatmamak gerekiyor. Çünkü makro ve siyasi gündem çok yoğun olduğundan dolayı biz de bunlara karşı hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Ama şu anda bulunduğumuz dinamiklerde ve grafiklerin desteğiyle dip oluşumu gözüküyor. Ama tabii ki de pazartesi sabahı yeni videolarımızda yeni dinamiklerle beraber belki güncelliyor olacağız. Belki bu fikirlerimizi devam ettiriyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklar diliyorum. İyi günler.